Ali Bas'ın mensupları bugün çok acı bir olay nedeniyle şu anda Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'ın önündeyiz. Olayın, patlamanın ve saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi'nin bölgeye ulaştığı anda Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak aynı anda bölgeye ulaştık. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talimatıyla birlikte olayın gerçekleştiği ilk dakikalardan itibaren hızlı bir görevlendirme ve koordinasyonla birlikte bölgeye ulaştık. Heyetimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyeleri Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve Ankara Milletvekili Sayın Umut Akdoğan var. Dört şehidimiz açıklandı. 14 yaralımız var. 3 yaralımızın durumu ağır. Şu anda resmi olarak açıklanan bir kadın, bir erkek terörist etkisiz hale getirildi. Ancak şu anda bölge henüz tam anlamıyla güvenli hale getirilmediği için, gelmediği için şu an itibariyle savcılığa bu olay mahalli devredilmiş değil. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin üzerlerinde taşıdığı silahlar ve patlayıcı maddelerle birlikte tesisin içinde kurmuş olabilecekleri tuzakların şu anda dikkatli bir şekilde imhaları gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ve size aktarabildiğimiz kısım bu. Bir terör saldırısı olduğu açık. Bu terör saldırısının hedefi Ankara'nın kalbi, Ankara'nın kalbindeki Türkiye için çok stratejik olan bir tesisteki kahraman çalışanlar olmuştur. Çok üzgünüz. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şu anda tesiste bulunan tüm çalışanların da sağ salim bir şekilde tesisten çıkarılmasını bekliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Burada görev yapan tüm kolluk kuvvetlerine de ben tekrar çalışmalarında başarılar diliyorum. Efendim bir soru sorabilir miyim? Tabii. İçeride tuzak ihtimalinden bahsettiniz. Tespit edilen bir tuzak var mı peki? Bazı patlatmalar şu ana kadar yapıldı. Patlatmalar devam ediyor. Bunlar kontrollü patlatmalar. Yani tuzaklama yapılmış olma olasılığı olan tüm noktalarda itinalı ve profesyonel bir çalışma kolluk kuvvetlerimiz tarafından şu anda devam ediyor, yapılıyor. Peki içeride bulunanların durumuna ilişkin aslında bilgiler almaya çalışıyoruz. Size resmi kaynaklardan gelen bir bilgi var mı durumların nasıl olduğuna dair? Şu anda yaşadığımız olay tabii çok ciddi bir iç güvenlik tehlikesinin ortaya çıktığını gösterdiği için paylaşabileceğimiz bilgi şu anda sınırlı olarak bize aktarılan ve şu ana kadar resmi olarak kamuoyuna iletilen bilgi ölçüsünde kalması istendi. Ancak dediğim gibi acımız büyük. Şu anda kolluk kuvvetlerimiz tüm gücüyle birlikte burada bu felaketin boyutlarının genişlememesi için ellerinden geleni onlar da yapıyor. Dediğim gibi saha bu olay mahalli henüz savcılığa devredilmiş değil. Son olarak şunu sormak istiyorum. İçeride lise öğrencilerinin olduğu da söyleniyor ki velilerle de konuştuk. Tahliyeyi bekliyorlar. Ona ilişkin bir bilgi edindiniz mi? Şu anda güvenli bir tahliye yapılması için altyapı çalışmalarını kolluk kuvvetlerimiz şu anda sürdürüyorlar. Dışarıda bekleyen aileler var. Girerken bizler de bunu gördük. Terörün ne kadar lanet olası sonuçlar doğurduğunu ve telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açtığını bir kez daha burada Ankara'da, Ankara'nın kalbinde hep birlikte görmüş olduk.
Biz teröre lanet olsun, teröriste lanet olsun, teröre destek verenlere lanet olsun diyoruz. Ve bu olayın tüm yönleriyle aydınlanması için de dediğimiz gibi ilk andan itibaren buradayız. Ve olayın tüm yönleriyle aydınlanması için de elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de Ankara'ya hareket ediyor ve o da bu olayın aydınlanması için önce MYK'mızı toplayarak daha sonra elimizden gelen tüm çabayı göstermemiz için tüm gücümüzü tabii ki seferber etmiş olacak. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.